Selam arkadaşlar, Death Stranding 16. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyoruz. Sizden iki ricam var arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmanız. Bir de videoları beğenmeniz arkadaşlar. Yeni bölüme başlıyoruz. İyi seyirler. Bir önceki bölüm çok dolu dolu oynadık. Biliyorsunuz Fragile hakkındaki gerçekleri de öğrendik. Yani düşündüğümüz gibi değilmiş olaylar. Higgs'le anlaşmamış. Yani Higgs onu kandırmış işte, çalıştırmış falan. Ya patlama da onun yüzünden olmuş. Umarım düzelteceğiz her şeyi. Biz yine... İnsanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ağları bağlıyoruz işte. Şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Şimdi son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı da bir gelişti oyun ha. Çok güzel oldu. Yani neler olacak bilmiyorum. Daha da bakalım hadi. Hemen ilerliyorum şöyle. Şu biliyorsun 4 tane buğday almıştık. Onları götüreceğiz. Onlar da zaten yakın yerdeydi. Şurası zaman yakım çiftliğine gidiyoruz. Her şeyimiz tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Görüntü ses. Hadi bakalım let's go. Burası bizim kurduğumuz barınak. Buradan kişisel odamıza giriyoruz. Bu olay da çok iyi oldu. Zaman yıkımı. Predicting the weather is akin to predicting the future. Some animals have a kind of sixth sense that helps them to avoid danger. But we have something far better. The ability to gather data and act accordingly. Only humans possess this power to plan ahead. We have the capacity to live each day imagining what tomorrow will be like. And our imagination once gave rise to a rich, vibrant culture. But somewhere along the line, we lost sight of tomorrow. We reduced ourselves to animals, focused only on the here and now. Evet ya, oğlum. Şu hava olayı da iyi oldu ya. Onu tam ben... Tam nasıl olduğunu anlamadım ama bir inip ona bir bakacağım ya. Biz onu nasıl anlayacağız? Müziği kesiyorum ama. Şimdi böyle bastığımızda tamam mı? Şimdi zaman yıkım ve rüzgar. Şöyle 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika 3 tane seçenek var. Bunu ben nasıl seçeceğim? Mesela 20 dakika diyelim. Haritayı eğme varmış. Böyle. Oo. İyiymiş lan bu harita yeme. Joystick'le birlikte şöyle. Evet tamam. Yani şöyle düz yapıp düzde görebiliyor muyuz? Bak çok güzel yapmışlar abi olayı da. Ya biz genelde düz kullanıyoruz. Bunu nasıl seçecek şimdi? Hava durumu zamanı ayarla diyor. Rota aç. Tamam biz buraya gideceğiz. Yakınlığa göre düzenle. Barış noktası yakınlığa göre siparişler yeniden düzenlenecek. Bir de böyle bir şey var ha. Ona gerek yok. Ben zaten oraya gidiyorum. Ben bunu 10 dakika seçip bıraktım. O nasıl işliyor onu bilmiyorum ama. Onu da anlarız zamanla. Evet. Müziksiz de olmaz ya. Uzun yola gidiyoruz. Seramik var. Alabiliriz aslında ama yerimiz yok. Evet yerimiz yok. O kargoyu mahvettim. Makine ya. Oy. Allah yükçüler mi var la? Oba. Lan burada ne alaka yükçü? Bak bulaşmayın silah alacağım hemen çabuk çabuk çabuk. Lan. Allah. Biraz mesafeye açalım. Oğlum nereden geldiniz ya? Ezecek lan beni. Lan dur. Şerefsize bak ya. Biri gitti. Yürü git öyle bir şey atmak yok hayır. Adam ol.
Sen aşağı in aşağıya. Sen de gelsene. Sen şuradan geliyor. Ya benim görev yapacağım yere mi geliyorsunuz? Beni bekliyorsunuz ha? Beni pusuya düşüreceksiniz. Adiler. İyi, o seramikleri bırakın. Belki işimize yarar. Bak bir kişi daha var. Bak bak bak. İnmene gerek yok. İnmene gerek yok. Oha, daha nereden atıyor? Bak 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 bak. Adi herife bak. Gel lan. Lan sen nereden çıktınız? İki kişi daha arkadan. Tam kafadan ha. Mu olmadı, acele ettim. Tamam. Vur şunu kafasına. Lan dur, bir kişi daha geldi. Lan! Acele ettim yine. Tamam. Şuraya bir tarayalım. Oğlum bitmediniz lan. Evet, şunları verelim biz. Nereye vereceğiz? Geldik mi? Doğru yerde miyiz? Hayır oğlum, ileride lan. Oğlum. Aa. Öyle olsa yazardı zaten. Burası tarla gibi bir yer. Orası tam bir çiftlik. Siz yatın lan, geliyorum birazdan. Buğdayların arasından. Oo, güzel bir alan. İlk defa böyle kayasız taşsız bir yer ya. Ne güzel, al işte. Allah oğlum, karanlık mı var burada? Hayır, sakın. Bak burada karanlık istemiyorum lütfen. İneyim ya, yeter. Allah Allah, illa motorla içeri gireceğim. Vay arkadaş ya. Sakin sakin sakin. Hem ben burada nasıl geçeceğim? Eğilerek geçmem lazım. İşte bu. O malzeme dolu ha bura. Depoya bak sen. Teslimat yap. Ver şu 4 taneyi. Alın hocam. Bir çayımızı içelim şöyle. Thank you. Ridges has always been so good to us. Amelie was a dear friend in the early days. She saw the value in what we were doing and led the effort to get our farm up and running. We've been waiting a long time to join the chiral network. Let's have a look at that wheat you brought, shall we? Well, I'll be. Did you really bring us this much? How on earth did you manage? Oh, bless you. Güzel, yeni müzik verisi paylaşıldı. Bir veya daha fazla robot teslimatını tamamladı. Artık kullanılabilir. Okey. Onu da söylüyor bize. Oo. Ne oluyor lan? Hasarlara bak. Gerçekten o kadar hasar mı verdim ben? Ortalama kargo hasarı %48 lan. Ne yaptık? By the way, you wouldn't happen to know Fragile, would you? If you see her, pass along a message for us. Tell her, thanks for saving our hides. If she hadn't stepped up, South Knots and our farm would have been wiped off the face of the earth. She's a hero. And you can tell her I said so. All right, the network. Think you can get us online? Vay be, bazı... Bak işte, çoğu insan onu kahraman olarak görüyor. Kurtarmış kimse. Yani tamam, kötü bir şeyler yapmış olabilir ama... Hmm.
Evet, genişliyoruz iyice. Tarayıcılara etkisiz kılmamı. You've been run down by mules after they pinged your cargo, right? Well, to help prevent that from happening again, we've upgraded your own cargo scanner. Say you're about to get pinged. If you time it right, you can return the favor and cancel out their pulse with your own. They'll be none the wiser and you can carry on without worry. Timing is everything though. Abi çok iyi lan. Thank you. Now to start really using timefall to our advantage. Our farm will be a world first. Truth be told, we've got some test fields, but without the ability to predict timefall, the results have been less than stellar. The timefall around here was fairly regular, so we had a reasonable idea of when to plant and when to harvest. But then the terrorists went and threw everything out of whack. Too many dead, too many craters. Weather became impossible to predict. The network's forecast ought to help us get back on track, thank goodness. If all goes to plan, we'll be able to expand our operation and use timefall to cultivate whole swaths of land. We'll continue our genetic research too, of course, and see if we can't find a way to help develop a sustainable ecosystem. Hell, maybe we'll even stumble into some answers about the timefall while we're at it. We got our work cut out for us, but I'm up for the challenge. Thanks again, Sam. You've given us hope for a better tomorrow. I can't wait for the harvest. That's the way, Sam. Halfway there. You can do it. Huh? Well, would you look at that? You've only just brought the Timefall farm into the network and already we've got new orders. May as well make use of the return trip. Tamamdır hocam. Oğlum aşağıda ne var? Girilmiyor mu? Lan bunu koymuş buraya. Niye koydun? Allah aşkına. Ya bu ünlemi buraya niye koydun sen? Parçala ya. Senin ha mı? O nasıl isim lan? Türk mü acaba? Bakalım şimdi. Robot olayı tabii şu an yok. Saman yıkım. Porter. Nereye kurulacak? Bir dakika, benim için sipariş yok şu an. Standart sipariş var. Tamam, bunu alayım. 30 kilo. Ay. Başka bir şey almıyorum maalesef. Oğlum bir de elimde taşıyorum. Yer yok ki. Özel bira mı? Ben bunu bıraksam almasam. Vazgeçtim çünkü çok doluyum. Benim bir şeyleri bırakmam lazım artık ya. Aa bir dakika, şu yeni şeyi niye denemiyoruz? Bir şey yapmayacağım diyorum. Allah'ım ya. Ekipman üret abi. Bir dakika, o üretilecek bir şey mi? Yoksa yani... Sis yapmıştım, sisi denemedim. Geri dönüştürebileceğim bir şeyler... fazlalık ne var abi ya? Bombalar, cephane 3, bunun 5. Bir şey diyeyim arkadaşlar, ben şimdi bomba alıyorum ya, bir tane aldım sanıyorum. Bunda 5 tane var mesela. Bir aldığında 5 bomba. Bak bunda 3 kalmış. Cephane 5, 5. Çok bombamız var anlaşılan. Yani o zaman şu 3'ü şey yapıyorum, geri dönüştürüyorum. Çok ağırlık çünkü bunlar. PK 2 tane PK'ya 1 var. PK'ya 2'miz varken biri ne yapacağız biz ya? Ver abi biri. Dönüştür. Bola silah 14 var bunda, tamam. Bunda 1 kalmış. Bunu ver abi. Bot. Botlar yeni ise kalabilir.
Bu daha iyi. Yükçü botlar da çok iyi değil aslında. Taşıyıcı botlar. Bunu da çıkarıyorum. Dönüştürüyorum. Diğerini giyerim ben. Şimdi. Şimdi şu ayağımızı bir giyelim. Ayakkabımızı. İki seviye. Tamam. Şimdi o yükü alabilirim büyük ihtimal. Ya boş gitmeyelim en azından. Alalım bunu. Tamamdır. Kargoyu da otomatik düzenlesin. Yola çıkalım bakalım. Elmamızı da yiyelim yani. Lan aracı kullan, ne yumruk atıyorsun ya? Let's go. Yolumuz uzun. Ha, şu sensörleri etkisiz hale getirmek. Onu nasıl bakalım? Dur. Yanına mı gelmemiz gerekiyor? Bir dakika, bizde bir şey olması gerekiyor ya. Onunla ilgili. Uçan kule niye 3 tane var bizde? Sis bombasını bir denesek mi ya? Vay. İyiymiş, fena değil. Odra değil, tarayıcı işlevi kullanılarak etkisiz hale getirebilir. Buralarda öyle bir şey yok. Gözlüğümüze takalım. Mesela buraya ya da nereye, buraya mı? Bir şey koyabiliyoruz değil mi? Yo, direkt zaten şeyden seçiyoruz. Şöyle yapacağız. Ya şu aşağıda bir şey yok ya. Buraya bir şey nasıl koyacağız? Burada malzeme. Neyse, onu öğreniriz. Bir şey öğretmemiz gerekiyor olabilir. Baktım ama orada yok diyelim bir şey. Oğlum yol bayağı uzun ha. Güzel bir yol olsa var. Nereden gideceğiz? Yukarısı köprü gibi. Buralar ne böyle? Yükçü kampı mı var? Ben bunları dalacağım ya. Ya şunları nasıl etkisiz hale getiriyormuşuz? Dur, onu bir öğrensek. Gördüler galiba ha. Oo, bunlar gördü beni. Bunları bir sis atsam. Ya da bomba da atabilirim. Sonra bola silahıyla al bakalım. Gelin lan. 2. Gel gel, sen de gel.
Baksana bombada daha kötü oldular ha. Yine seramik kaynıyor burası. Depolandı. Neler almışlar? Toprak numuneleri. Zaman yakım çiftçisi. Bak oraya götürebiliriz aslında bunu. Bitki numunesi. Abi bunları ben alıp direkt oraya götüreyim. Yakınız ya. Evet. Bunu da al. Kıyafeti alsın. Tamam oldu. Tamam mıyız? Vallahi çok iyi ha. Bunları oraya götürebilirim. Özel alışım. Arkadaşlar özel alışım. Ken diyorum ya özel alışım şeye lazımdı. Öyle bütün her şey özel alışım demiştim. Ben öyle değilmiş. Özel alışım kendine ait bir element. Başlı başına bir ürün yani. Vay arkadaş. Böyle atlayıp da yani o kadar ağırlıkla. Buna yakınken böyle yapabiliriz görevleri. Çiftliği sevdim ama ya buralarda rahat rahat böyle gidebiliyoruz. İki kişi var burada. O kadınla adam işte. İki kişi yaşıyormuş. Sakin. Bir teşekkür daha edecek şimdi bize. Al bakalım. Toprak numunesi, bitki numunesi. Ben şeyi anlamıyorum. Şimdi kayıp kargoyu teslim et diye çıkıyor. Talep edilen falan diye. Bu kayıp kargo. Zaten burası bu buraya verilecek değil mi? Bu buranın. Ben bunu bir tam anlamak istiyorum. Şu kargolarımdan bakıp bu olayı toprak numunesi şimdi. Şu sağ alta baktığımda varış noktası zaman yakımı çiftçisi diyor. İade et. Tamam doğru anlamışım. Hep her zaman doğru yapıyormuşum zaten. Hani şu şey aklımı karıştırıyor. Başka bir oyuncuya teslim edildi falan muhabbeti aklımı karıştırıyor. Doğal olarak bu geri ver. Tamam. Kayıp kargoyu alıcısına iade et. Zaten bu kargo onların. Biz bulup onlara getiriyoruz. Çok iyi. İnsan tespiti. Vay vay vay. A human scanner of sorts. That way you can tell if a sneaky mule is hiding behind a wall or whatever. Can't keep it active all the time though, so be careful. Okay. Şimdi bunu da bakacağım burada üretebiliyor muyuz? O bir alet çünkü yani. Hemen geldik araya açmadık işte bak hemen. Daha ilk defa tanışmıştık. Şu ekipman üretle bir çıkmış olsun ya hadi ya. Demek ben mi göremedim diyorum ama. Bir dakika. Şimdi PKE'de üretilen bir şey olabilir mi? Burada yoksa. Akla başka bir şey gelmiyor abiciğim. PKE'de üretilen bir şey olabilir o. Ama öyle olursa ne olacak? Kurmuş mu oluyor? Yakından PKE mi arayacağız her sefer? Deneyelim abi. Tamam biliyorum bir şey yapmayacağım. Deniyorum sadece. Bir şey deniyorum. Jeneratör.
Sığınak, posta kutusu. Yok arkadaşlar, bunda değil. Allah Allah. Oğlum yani nerede o zaman o? Özel bira. Emanet etti. Ya bak, emanet böyle oluyor mesela. Ben bunu kendim vereceğim. Bunu teslim etmiyoruz. Dur şimdi bir dakika. Şunu çözmemiz lazım bizim. PK'ya 2'ye girdiğimizde bize neler üreteceğimizi söylüyor mu? 1'de yoktur. Belki 2'de vardır. PK 2'mizde yok şu an. 2 üretelim bir tane. Bunu çözmemiz lazım. Bulmamız lazım abi. Burada görünmüyor çünkü. PK 2'de olabilir o. Şuradan bir çıkalım. Lan bu ne? Bu ne lan? What? Bu nasıl bir hologram lan? Ne oluyor? Oha. Lan bu nasıl bir şey? Bunda ne kadar beğeni gelmiş ya. Aa, ben de thank you. Bayağı bir beğeni atıyorum. Bayağı bir attım. Baba baba bak, bak ne kadar beğeni attım. Şimdi PK2'yi seç bu sefer. Barınak. Selamünaleyküm sana. Yok abi, burada da yok. Bunda sadece bir tane barınak var ekstradan. Onu bulamadım. Allah Allah ya. Yani onu ben... Şu an bulamadık. Neyse bakalım, devam edelim ya. Yani olsa çıkardı. Yolumuz uzun da kötü yollardan geçeceğiz herhalde. Şu köprüyü bir kullanalım. Ya bu adamlar bunları, bu oyunu mesela iki, şöyle düşünelim. O adamın bu oyun 2019 oyunu olduğu için, o adamın 2019'da kurduysa o kadar beğeni almasının sebebi belki budur. Meteoroloji aslında yakın lan. Neyse. Yani şimdi ben yeni başladım. Her aynı anda başlamış oyuncuyu görmüyorum ben. Daha önceki oynayan oyuncular da bir şeyler yapmış. Bunun başka açıklaması, aynı anda olsa buraya... Allah, yakalandık mı lan karanlığa? Tara bakalım. Biz şimdi oyunu geç oynuyoruz. Bir şey kursam bile beğeni... Benden sonra oynayan kişiler denk gelmesi lazım. Beğeni atması için. Allah! Nereye geldim lan? Oğlum yani... Oğlum orası ne? Nereler var daha böyle? Of of of. Biz o zaman yine şöyle yukarıdan gideceğiz. Ya bir umut burada köprü falan düşündüm ama yok yani. Kendin kurmadıktan sonra köprüyü bekleme bu oyunda. Karanlığa da yakalanmayalım. Şurada bir şeyler olmuş sanki ama. Oğlum bunun bile aküsü bitecek ha. Şu kristali almadım.
Oğlum nasıl yerlere girdim ben ya? Şu diğer taraftan geçeceğiz. Yer yok burada ya. Çiftlikte de biraz dolaşıyorduk. Dağ tepe yine. Hasar gördü diyor lan motor. İyi çıktık buraya kadar. Akü bitiyor ya. Şu motorun bir aküsünü bitiriyoruz. Yok mu Allah rızası için bir jeneratör kuran şuraya. Mesela şeyi de anlamıyorum. Çok oyuncu var. Yani bu oyun önem... Oyun ne kadar sattı bilmiyorum ama milyon var mı bilmiyorum. Dünyada o kadar kişi oynuyor. Çevrimiçiysek. Sadece ben bir iki kişinin kurduğu yere mi denk geliyorum yani? Başka kimse mi kurmadı? Curcun olması gerekiyor mantık olarak. İki adım ötede, yani her adım attıkça bir şey kurulu olması lazım. Çok böyle rast gelmiyoruz halbuki. Yani o sistemi nasıl yapmışlar bilmiyorum ama diğer türlü de zor olurdu. Senin oyununda başkası oynuyormuş gibi. O yüzden parçalamaya izin vermiş adamlar. İstemezsen parçalayabilirsin. İşine gelmeyen şeyleri parçalıyorum zaten. Yakalanacağız herhalde. Akümüz bitiyor. Aa şuraya köprü kurmuşlar lan. Oğlum orada köprü vardı. Biz ne haberimiz yok. O kadar uğraştım ben buralardan geldim. Şu kargoyu götürebilirim sanki. Ben yine zorlu yerden geçeceğim değil mi? Aha ayak izleri. Bu benim ayak izim mi lan yoksa? Önceki geldiğimiz yer arkadaşlar biliyorsunuz. Burada... Sudan geçerken sıkıntı yaşamıştık. Şimdi yaşayacak mıyım bilmiyorum. Şöyle geçerim gibime geliyor ama. Hayır. Hayır yine aynı şey olmasın. Bile bile bir insan bunu niye yapar? Abi bile bile bunu niye yaparım ben ya? Durun burada durun. Fazla gitmeyin. Onları şuraya şey kayaya vurmadan yakalamam lazım. Lan hayır. Çarpıyorlar bak. Hayır. Abi özel bir emha oldu diyor ya. Allah'tan görev değildi de yani. Onu böyle bittikten sonra düzeltme şansımız yok mu? Tekrar. Oh be. Lan oğlum imha olanı da tekrar düzeltebiliyormuşuz. Abi çok iyi o zaman. Bir daha alalım bakalım. Abi bu efsane oldu. Tabii normal yani ana görev olsaydı, hikaye görevi olsaydı olmazdı tabii ki de. Bitecekti oyun. Neyse ucuz yırttık. Motorumuz nerede? Allah'ım ya. Bak şurada köprüyü gördük. Daha önce yaşadın mı? Bak yukarıda tamam çok yukarı koymuşlar. O kötü eyvallah da. Daha önce yaşadım bu sıkıntıyı. Bile bile bir daha buraya girdim. Yani motorla buradan geçemeyeceksen ben ne yapacağım?
Bir şey diyeceğim, o cihazı gördüm. Arkadaşlar bak buraya kurmuşlar. Demek ki bu bir ekipman gibi bir şey. Bunu da buraya nasıl kurarsın ben anlamadım ki. Motorum suyun altında ya. Yine düşersem. Zıplayarak geçeyim. Aa, burası o kadar derin mi gözünü sevdiğimin ya. Şunları hemen almam lazım. Gel 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 lan dur 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 tamam. Çok dikkatsiz oynuyorum ya. Yok abi bu burası çok derin. Maalesef olmuyor olay. Bir şey değil mi? Buranın olayı kargoları şu köprüden geçeceğim. Bak bunları düzgün oynamak gerekiyor. Bir sıkıntı yaşadıysak buradan geç, kargonu bırak, motoruna geçir. Yani olur bu ya. Hatta şunu da alalım. Önce bırakalım tabi, almayalım da. Hepsi dur. Şunu bir temizleyelim arkayı. Yani düzenleyelim yani, düzeltelim. Tamam. Tamam mı? Hepsi tamam mı? Abi şimdi kargoları bir bırakır mısın yere? Şu olayı bir çözelim ya. Tamam mı? Bir de şunu merak ediyorum. Bunu buraya kurmuşlar. Şöyle dikkatlice gitsem. Çok derin abi ya. Ana lan o. Bir dakika, kuryenin işareti miydi o? Buradan biri kuryeyle mi geçmeye çalışmış? Beleşe kurye bulduk lan, tamam kalsın. Şurada abi. Ya da bunun üstüne binerek mi geçmeye çalıştı, ne yaptılar? Şu merdiven için bir like verelim de bari. Kullandım. Motorumu alacağım. Motor suya batmış, göremiyorum. Neredeydi lan motor? Motor ileride değil miydi? Buralarda bir yerde. Oğlum motor bayağı bir yukarıda lan. Peki bu motor etkisiz hale gelmedi mi? Yalan olmadı mı yani suyun içinde? Değil mi? Motor yalan oldu yani. Bravo bize. Bak yine aynı hata. Tamam dur. Abicim derin suyu belirtir diyor. Bak bir neredeki Sem'in sürükleneceği derin suyu belirtir. Dikkatli ol diyor. Bunları niye yapmıyorum? Bak burası sarı. Buradan geçilebilir. Bak burası derin değil. Yani o kadar değil anlamında. Mavi en iyisi. Artık bunları kullanayım ya. Sana ne için like veriyoruz? Ne yapmışsın sen buraya? Dinlenme noktası. Ne alaka? Her yerde dinlenirim oğlum ben. Sadece burada mı dinleniyorum? Yok bak şimdi ileri gideyim. Özellikle niye orada dinlen yazıyor lan? Ne ki o?
Biraz uyusun. Ben de çayım içim. Çayım soğudu. Biraz uyuyalım, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uyanıyoruz artık. Kaç dakika uyuduğumuzu da görürüz. Şimdi yazacak. Tam dolana kadar beklemedim. Az bir şey kaldı. Bu kargonun durumu niye kötü, onu bir tamir etmemiz lazım. Bir kalkalım bakalım. Uyuduğumuz süreyi daha önce yazıyordu. Heh. 4 dakika 19 saniye. 4 dakika 2 saniyesini uyumuşuz. Şu kargoları bir tamir edelim. Motoru alamayacağız. Yani kötü durumdayız. Motoru... Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Yukarı gidip aslında motor üretme şansımız var mı? Yukarıda yok. Burada üretemiyoruz. Şu kargoları bir toplayalım bakalım. Şu bire yine tamir edelim. Tamamdır. Yani yürüyerek gideceğiz mecbur. Yani ne kadar uzaktayız bilmiyorum ama biraz zor görünüyor. Yani 870 metre var. Biraz da böyle oynayalım bakalım. Talihsizlik yaşadık. Yapacak bir şey yok. Şu ilerler ne öyle ya? Artık bu suları tarayarak geçeceğim. Kırmızıysa geçmem abi. Mavi olan yerlerden geçeceğim. Bak şu taraf daha iyi. Burası daha iyi gibi. Hayır, burada olmasın lütfen. Sakin. Oy, karanlık var burada. Şunları toplayıp... Allah, geldik. Geldik, hadi bakayım. BB'ciğim, sakin ol yavrum. Bombamızı hazırlayalım. Tabii yine aynı yerden geçtim, fark etmişsinizdir. Yakalandık. Alın lan. Al. Özel bir de nihayet de bir hal olduk ya. Alın lan. Lan bir bırak. Lan bir gidin lan. Bak şu adilere ya. Alın lan. Bırak, bırakın, bırakın. Hayır, hayır, bırak, 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 bırak. Tamam, bir gidin lan. Of. Hemen tamir yapacağım. Oğlum, spreyler de bitiyor ha. Bu biri oraya kadar götürebilecek miyiz bilmiyorum ama. Şunu bırakalım. Spreyimiz de bitiyor abi, 22 kaldı bunun da. Artık hiçbir şey... Dikkat etmemiz lazım artık bundan sonra. Bilmiyorum yani. Aa, burada da var. Burada da var. Burada da var. Tamam 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 tamam, sakin. Sakin. Neredesin? Bak 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 bak. Bak bak şuna bak şuna. Şu adiye bak. Diğeri nerede? Öbür şurada var.
Of ya, heyecanlı oldu lan. Kayıp kargo makine ya, onu ben nasıl alayım şimdi? Geliyorlar. Burada var. Oğlum buralar dolu ya. Yakalanma abi, kaç. Ayağımın aküsü bitti. Hayır, sakin. Of, çok kötü durumdayız ya. Abi bitti abi, bitti. Oyun bitti. Oyun bitti abi. Çok kötü durumdaydı ya. Bu da kullanıldı. Bombamız kalmadı değil mi? Alın lan. Al lan. Al. İşerim kafanıza. Heh, öyle kaçarsınız işte. He, ne oldu? Sıvıyı görünce kaçtınız. Hadi bakayım. Bize çözüm çok oğlum. Kafanızı işerim kaçarsınız vallahi. Bombaları buraya bıraktık çünkü. Niye bombamız yok? Bu yüzden yok. Bombamız kalmadı diyoruz bile. Allah'ım ya. Bak orada bir tane daha bomba var. Ya bir dur. Düşme, buradan düşme. Geliyor, yine geliyor. Lan bir rahat bırakın ya. Oğlum burası ne kadar kalabalıkmış lan. Bombalar gelsin, bombalar. Al lan. Başka. Aha. Al lan. Artık ağırlıktan o kadar şeyim ki alamıyorum yani. Yanlış oldu bu. Kargoyu alacaktım oğlum ya. Öf be. Ne yapayım abi? Bir jeneratör ihtiyacımız var. Şu merdivenden inelim bir. Buradan uzaklaşalım biraz. Spreyimiz yok değil mi artık? Bombayı bırak. Sprey çok az kalmıştı ya. Bitti abi ve onu yapmaya yetmez o. Yolda bir yerde sprey bulsak. Yükçü kampına uğrasak aslında oraya gitmeden. İş yapabiliriz. Şuradan bir inelim önce. Bizim bir ayaklarımızı şarj edip kendimize gelmemiz gerekiyor önce. Burada, burayı da işaretlemişler bak, burada var diye. Merdivene baksana, kimsenin işine yaramamış, benim işime yaradı yani. Beğeni aldı zaten, tamam. Bir merdiven daha lazım ama beyefendi koymayan. Bak merdiven taşımıyorum yani, yapsaydınız ya. Şimdi lazım oldu işte. Abi yapmayız, lazım olur ya. Aha. Yaratıklar burada da var. Adam zaten işaretini koymuş. Al lan. Bu daha büyük gibi ha. Diğerlerinden farklı. Tamam, gitti mi o?
Of, hiç gerçekten şimdi bende hiç merdiven yok değil mi? O zaman abi şarj olanı yapıyoruz. PK1'i kullanacağım. Jeneratör. Yani öyle bir yere kurdum ki jeneratörü, yapacak bir şey yok. Ayaklarımız en azından şarj olsun, rahat rahat bir şekilde atlarız en azından buradan. Şu kayanın üstünden inerim aşağıya. Yağmur da yağıyor. O da bizi mahvediyor. Kötü düştüm ama şurada zaman yıkımı var. Sığınak yani. Altına girelim. Şu yağmurdan biraz duralım ya. Kargomuz mahvoldu. Spray de bulmamız gerekiyor. Ya yol üstünde bir şeye vurarsak merkeze, oradan alırız da. Hadi bir an önce gidelim. BB çok kötü durumda ya. Abi burada da mı varsınız? Bir sakin ya. Allah, BB yine zehirleniyor. Hemen şuraya geçmek istiyorum. Of be. Aha, tamirde mi oluyor yani altında? Abi oldu ama çok iyi lan bu. Oğlum çok iyi lan. Bunda 5 var. 2, 7, 10 tane bombamız var. Bekleyeceğim arkadaşlar yağmurun dinmesini biraz. Şimdi gideceğimiz yere bakarsak kaç metre? 300 metre. 300 metre. İyi aslında ya, gideriz gibime geliyor. Ama spreyimiz yok. Şimdi yine zarar görecek. Yüzde kaç zarar görebilir? Ona bakalım bir kargonun durumuna. Minyatür, bak imha oldu yazıyor. İşte bunu tamir etmemiz lazım ya. Hasar %100. Şimdi bir dakika. Konteyner hasarı sıfır diyor. Yani içindeki şey gitti yani. İmha oldu, imha oldu demektir ha. Bunun bir şey yok. Ben bunu tekrar kurtardım diye seviniyorum. Konteyneri düzeltiyorum ben. İçindeki gitmiş. Yani mantık olarak bakarsan öyle. Bak içini gösteriyor zaten. Bak, kutuda sıkıntı yok ama. Yani spreyim olsa bunu kesin bir şekilde anlardım ama. Ama dediğim gibi içindeki imha alıyor. Gidelim o zaman, bir anlamı yok. Kargo yalan oldu. Şurayı bir tarayalım. Burası iyi durumda, geçiliyor. Sakin 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 sakin. Abi benim enerjim tükendi artık ve şeyim var mıydı benim içeceğim? İçeceğimiz var. Niye böyle zorluyoruz kendimizi ya? Hele şükür. Yemek de yiyebiliyorum. Tamam. Okey. Tamam, buralar iyi. Burada sıkıntı yok. Ama tabii düşmemem için durmam gerekiyor. Hava açtı, yağmur bitti. Oh be. Kayıp kargo iç çamaşırı mı? Meteoroloji istasyonuna. Allah'ım ya. Zaten bir kıyafet götürmediğimiz kalmıştı. Alalım onu da.
Olmazsa başka bir yere iade ederiz. Sıkıntı yok. Emanet edebilir. İlla götürmemiz gerekmiyor. Özel alaşımları alacağım. Zaten fazla kargomuz yok ki ağırlık. Burada ne eksik var? Buraların bir yollarını bitirsek aslında çok rahatlayacağım da. Kristal verebilirim. O da fazla yok. 124 var. Yani başka da bir şeyim yok. Ya dur yanlış şey, bir dakika bir dur. Bir parçalamak istiyorum ya. Ha, buraları yığıyorsunuz böyle. Allah Allah ya. Bir zarar yok ama istemiyorum abi oyunumda. En azından girişim temiz olsun ya. İstemeden bunlara like veriyorum bir de. Ben yapıyorum, vermiyor kimse beğeni. Teslimat yap. Veriyorum abi, ne yapayım. Bak diğeri zaten miha oldu, verilmiyor. İç çamaşırı, bunu da ver. O bulduğum kayıp kargoları buraya veriyorum. Odaya gireceğim de şu önce bir geri dönüştürelim şu imha olanı. Maalesef yapacak bir şey yok. Kullanılan kan torbasını. Kan torbası alırız giderken iki tane. Başka neyimiz kötü? Bomba iki tane var. Uçan kurye. Fena değil durumları. Zaten vaktimiz de dolmuş arkadaşlar. Bireyi maalesef sağ salim götüremedik. Zaten buraya götürmeyecektik biliyorsunuz. Şimdi burada bir ekipmanı üretip burada bakacağım. Burası biraz daha geniş bir yer olduğu için belki burada çıkabilir, bilmiyorum ama yani o varsa her yerde çıkar ya. Yani onu bak, burada mesela motor üreteceğim yine. Uzak mesafeli motorumu üreteceğim. Diğer sprey üreteceğiz. İki tane sprey üretelim. Yetiyor genelde. Şimdi sipariş aldığınca Sam alacak mı? Alıyor. Robot siparişini yapalım en azından. 120 kiloluk var arkadaşlar. Şunu verelim. İnşallah başarılı olur ya. Atlayalım buraya da. Tamam, o gitti. Ben odaya gireceğim zaten. Barış, benim için ne var abicim? Acilmiş bak, hurdacı 15 kilo. Kim yönetmeni? Bir de bu hurdacı var burada. Tamam, bunları gideriz bir sonraki bölüm. Ortak dolapta bir şey var mı? Bak, kargo talepe çıktı. He, teslim edilmiş. Almak için ortak kargo talepe. Okey. Oo, isimler yazıyor oyuncuların. Bak bayağı bırakmışlar lan. Kayıp. Nereye gidecekmiş mesela bu? Nasıl oluyor bu? Zaman yıkım çiftliği. He. Zanaatkar. Gidecek yerleri de yazıyor burada. İhtiyar. Başkalarının kargoları. Bir de şey diyeceğim. Reçineyi buraya koymuş. Ben bu reçineyi alamaz mıyım buradan? Aldım reçineyi. Tamam mı? Onu şimdi kendi yerime bağışlayacağım. Böyle bir şey de olmaz mı? Geri dönüştüreceğim. Reçineyi geri dönüştüreceğim. Oluyor mu?
Reçineler. Oradan aldığım reçineyi burada geri dönüştürebiliyor muyum? Aldım ben oradaki malzemeyi. Rahat, kimse bir şey diyemedi. Benim mi oldu şimdi o? İyiymiş lan. Bir dakika. Kargo rafı derken. Kargo rafı diyor. Geri dönüştürecek kargo. Tamam, okey. Dur, yanlış anlamayalım. Bir bakalım bir. Verecek mi bana onun şeyini? Evet abi, işledi. Reçinelere. Oo, çok iyi ya. Ortak dolaptan ben alayım alabileceğimi. İhtiyacımı alayım. Merdiven falan koymuş mesela. Sis bombası var. Gerek yok sis bombasına. İki seviye bot var ya. Onu alayım ben. Onu aldım. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Yükçü botlarını da ben verebilirim aslında. İyi lan, böyle ihtiyacımız olduğu zaman oradan alalım biz. Silah ve ekipman bağışta var bir de. Ha mesela, anladım, bu bağış. Lan tamam lan. Adam onu bağışlamış, biz onun bağışını aldık. Okey. Şimdi oldu. Yükçü botları. Ben de yükçü botlarımı bağışlamak istiyorum. Ortak dolaba yerleştirdim. İsteyen alsın. Evet bak, yerleştirdiklerimi geri alamazmışım. Tamam. Okey. Başkasının bağışını alıyoruz biz de. Bunu da anladık. Şimdi garaja girip araçları, renk falan olayları, muhabbetleri vardı. Ona bir bakalım şimdi. Sometimes other porters will return Bridges vehicles to the garage. They're for everyone, so feel free to use them if you want. Çok iyi. Başkasının araçlarını da kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakın renkli falan mesela, bu adamımış bu. Şöyle var. Benimkisi uzak mesafeli. Şimdi bunu seçtim. Taşıtı depola. Depoladım. Hayır bir dakika, depolamayacağım bir dakika. Depolamak istemiyorum. Depolarsam yine onların olduğu yere gider. Özelleştirmek istiyorum ben ama nasıl yapacağım onu? Şimdi. Üç teker. Bunlar da mesela uzak mesafeli muhabbeti yazıyor mu? Bunu da alabiliriz ya. Başkasının şeyini de kullanabiliriz. Tamam, şimdilik bu kadar. Odaya gireceğim, dinleneceğim. BB de bir kendine gelsin. Bölümü de bitirelim. Ekstra bir durum olursa diye bekliyorum. Konuşma vesaire bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Bir inelim bakalım. Tamam, her şey yenilendi. Posta geldi. Postayı okuyalım. Ondan sonra da bölümü bitiririz. Oo, şunlara bak. Robotlar geldi. Sence de böylesiyim mi? Okuyoruz arkadaşlar. Durdurarak yine okuyabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Zaman yakın porterımı istiyorum diyor. Buna bakalım. Sadece insanlar taşıyabilir. Robot falan yetemez. Bireyi diyor. Hızlan Sam. İnsanlar beklemekten usandı. Allah Allah. Hayırdır lan? Hızlı oldu ya. Vay be. Yeni yollar, yeniden Amerika. İhtiyar ne diyormuş be, okuyalım. Bu adam da hiç mutlu olmuyor ya. Meteoroloji istasyonu artık daha iyi. Devam edelim ve son notumuz. Yükçüler artık dert değil, sağ ol sen. Bunu okuyayım. Sam. Kuzeydeki yükçülerin son zamanlarda ses soluğu çıkmaz oldu. Neler olup bittiğini merak ediyordum. Ta ki bütün bunların senin yaptıklarınla ilgili olduğunu fark edene kadar. Vay be, cidden. Sen muhteşemsin Sam. Her neyse, kahramanlıkların sonucunda tekrar buğday yetiştiriyor olduğumuz duymak seni memnun edecek. Bunun ayrıca ne demek olduğunu da biliyorsun. Bira, ekmek, pizza. Yardımların için teşekkürler Sam. Oo, bundan sonraki zamanlarda güzel geçecek ha. Veriler. Bunlara bakarım ben. Görüşmeler. İpucu. Ha bir de burada görüşmelerimiz vardı değil mi? Bunları okuyorduk biz. Evet. Bunları da bakıyorduk. 3 yıl önce. Simbiyotik gözetim toplumu.
Yani bu adam şu anki olan şeylere de bir zaten hayatın içindeki şeylerden nasıl diyeyim ilham alarak üretmiş bu oyunu bence. Yani tam böyle bir pandemi zamanında olacak bir şey zaten. 2019'da zaten çıktı oyun. Yani pandemide bayağı bir her şeyi göz önüne almış adam. Böyle bir oyun yapmış. Zaten bu okuduğumuz notları da görünce yani şu anki hayatımızdaki birçok şeye uyuyor. Bu not iyiydi yani. Şimdi beyinler oksitosin salgılatır. Bunu da okuyalım arkadaşlar. Durdurularak okuyoruz. Son kelimeye baksana. Ne diyor? Özünde onlar aslen başkalarınca onaylanmaya can atan sosyal hayvanlar. Vay. Lafa bak. Yani tam bir günümüz ya. Evo Devo ünitesi. Okuyalım. Normalde bunlar az çok ama okuyalım yani. Oyun parçası bunlar da arkadaşlar. Evet. Higgs parçacıkları. Ha, işte. Higgs Managon mı? Evet, o ismi biliyorum. Devam. Higgs parçacığı. Kiral bulutlar ve zaman yıkım. Evet, açıklıyor olabilirden devam. Aşağı kaydırdık. Bu notu tamam. Şu var. Bunu okuduk herhalde ya. Mısır mumyaları falan. Ha, yukarıdaki şu antik Mısır. Tamam, bunu da okuyalım. Dediğim gibi arkadaşlar durdurarak bu kısmı durdurarak okuyayım videoyu sonra devam edin. Ben de öyle yapıyorum. Yani parça parça oluyor. Siz devam etmeyin yani videoya. Bir sonraki aydınlanmadan devam. Ya zaten son bir sonraki aydınlanma aşaması yaklaşıyor. Tamam. Tamam bitti şimdilik. Bunları da okuduk. Şurada başka ne vardı ona bakın. Bellek çipleri. Heh. Şimdi bulduklarımız değil mi? Honda. Bulduğumuz buydu bak. Oo, 1985 sonrasında üretici şampiyonasını 4 defa arada kazanan ve Japonya içi ve dışındaki motor sporu etkinliklerinde başarı yakalayan Honda NSR 250'den ilham alarak tasarlanmış bir seri üretim ve yarış motosikleti. Japon üreticiler çıkan emisyon düzenlemeleri sebebiyle 1990'ların sonlarında iki evreli motorlardan uzaklaştı ve bu da NSR 250R üretiminin 99'da son bulmasına yol açtı. Death Stranding dünyasında tüm motosikletler elektriklidir. Bu kadar değil mi? Evet. God of War Original bunu bulmuştuk. Şu bellek çiplerini o zaman yani ben onu rastgele buldum orada. Dikkat etmemiz gerekiyor o zaman. Bunu hani çok ufak bir şey sonuçta bu çip. Gittiğimiz yerlere artık dikkatlice bakacağım. Çipleri de bulalım açalım ya. Evet şimdilik bırakıyoruz arkadaşlar burada. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Video like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone değilsiniz de abone. Abone olursunuz. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Yani iyi gitti, iyi gidiyor. Akıyor oyun. Bakalım daha neler olacak. Şu şeyi de öğreneceğim bakalım o imha etmeyi. Yükçülerin kurduğu tuzakları. Onu da üretemedik, göremedik. Bulacağız. Neyse ben bu duşa gireyim. Siz de görüşürüz. Hadi bay bay.